Mary Jane karanlık çökünce bir takım işler karıştırırken yakalandı. Vay cibilliği, siz vallan bir şeyler yemeye çalışıyormuş. Genç bir çocukla buluştuğunu itiraf edince Dolores delirdi. Goddammit. Çünkü o bir haydutmuş. Bir keşif sırasında tanışmış onunla. Mary Jane buluşmaya gidemediği için sevgilisine bir not yazıp ondan özür dilemek istiyor. Bunu yapmasına izin versek mi? Goddammit, cibilliği Mary Jane. Haydutlarla iş pişiriyor. Abao. Haydut yani, ben normal biri de değil. Goddammit. Kesinlikle hayır. Buna izin veremem. Tokatla onu. Sümüklü sümüklü bir şekilde sevgili yapmış. Goddammit. Enteresan kız. Vallahi mi enteresan kız ha? Vallahi bu ilerilerinden korkacağım. Hepinize merhaba kardeşlerim. Bambit Rain 60 Second Reatomizing'in ilk bakış videosuyla karşınızdan. Yeni oyun diyelim kardeşlerim. Yanımda kardeşim var. Bu videoda kardeşim bana eşlik edecek. Kaçırdığım bir şeyler olursa onları bana söyleyecek. Artı oyunun ilerleyişine de onunla birlikte karar vereceğiz. 5 tane oyun modumuz var. Bu eğitim %100 askeri teşkilat onaylıdır. Bu büyük bir ihtimal en zorları olabilir diyeceğim. Bilmiyorum, hiçbir fikrim yok mücadele. Bu özel zorlayıcı macerada kıyamet sonrası yeteneklerini geliştir ve havalı ödüller aç. Başarıların çoğu devre dışıdır. Ya demek bu bizimle ilgili değil abi. Biz büyük ihtimal kıyamet oynayacağız. Kaynak arama bunu denemiştim. Sadece evin içerisinde gezeleyip hayatta kalmanın modunun olmadığı. Sadece evin içerisindeki neler var neler yok. Hani hayatta kalma modu oynarsam neleri toplayabilirim. Bunları araştırıp bulduğumuz, deneyimlediğimiz yer. Hayatta kalma. Bu da bize rastgele eşyalar veriyor. Kendimiz seçmiyoruz. Direkt depola başlıyoruz. Oyunu kendi belirlemiş olduğu malzemelerle hayatta kalmaya çalışıyoruz. O yüzden kıyameti tıkladım. Ted Dolaris, Ted Dolaris. Kesinlikle Ted, evin erkeği olmalıyız. Çar bombası. Ne diyorsun abi? En zor da oynayalım mı? Erkeklerin yerinde ha? Var mısın? Bencem varız. Vallahi varız. İnceleme süresi yok. En sevdiğim. Vallahi her zaman zorlayıcı malzemeleri sevmişimdir. İnceleme süresine zaten hiç gerek yok. Ama iyi dikkat et, tamam mı? Bizim ailenin bütün fertlerini almamız gerekiyor. Artı balta, silah, harita. Al oğlum. Ha, tamam. Ted, senin için geliyorum. Senin için geliyorum bebeğim. Yusuf, bekle beni itimi. Aynen öyle. Gönder. Am etrafa iyi bak. Tamam, iki hatun burada. Tamam. Hatunun biri. Kızı alma. Alayım alayım am yaz. No no nasıl no. Yok öyle bir. Allah'ın al şunu. Kitap okuruz. At. Tamam. Hatun almam gerekiyor. Eğer kıza bir şey olursa yeni bir kız. Sinekler dün daha sinekler Hani nerede? çıkıyor. Aldım. Aldım Allah'ın al şunu. Banyodan şunları da. Ha, orada değil. Abim süre gidiyor. Sana bir şey diyeyim mi? Hiç yiyecek alamadık. Vallahi hiç yiyecek alamadık. No 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 no. Hayır, mutfağa. Gaz maskesi al lan al. Al şunu at. Mutfağa gir benim. At. Mutfak. Tamam. Bunlar şeye yeter. Aldım. Bebeğim senin için geliyorum. Vallahi hiç su almadık. Tamam. An bence kızı kurtarırız. Oradan su al, su al. Lan gir kız buraya. Aynen öyle gidiyoruz. Abim çok kötü. Olsun ya. 3 tane konserve aldık. Bizim şeye neydi? Julie miydi ismi? 5 tane aldık. Kızın ismi neydi bizim? Tombi. Mary Ha, Mary Jane. İyi, 5 tane aldık. Anca Mary Jane'e yeter zaten. Biz de altta kalanı sıyırırız ekmekle. Su almadık. Hiç su almadık Ben Yusuf. sana ne dedim? Ha, 2 tane su almışız. Güzel abi, çok yemek almışız. Mızık abi, hiçbir şey almamışız. Harita yok. Bir başka şey yok kardeşlerim. Aynen öyle. Bakalım kaç gün hayatta kalabiliriz. Yusuf. Abi şu çocuğu çok seviyorum ya, yeminle. Tam benim adamım. Patlamadan hemen önce hepimiz sığınağa ulaşmaya başardık. Ucuz atlattık gerçekten. Birlikte olduğumuz sürece burada işleri yoluna koyabiliriz. Hatırladığımız kadarıyla konserve ve çorba sağlıklı bir şeydi. Yani raflarımız konserve kutularıyla dolu. Kutulardan yiyeceğiz, kutuların üstünde uyuyacağız, kutularla konuşacağız. Bazılarımız yapmaya başladı bile. Büyük bir ihtimal Yusuf'tan bahsediyor bak. Duvara bakıyor, vallahi bir şeyler sayıyor. Suyumuz herkese çok zor yetecek. Çok tutumlu bir şekilde paylaştırmalıyız. Goddammit. Abim, yiyecek konusunda ne diyorsun? İlk günden verelim mi? Ben vermeme taraftarıyım. 5 günde bir yemek ver, 4 günde bir su ver. 5 günde bir yemek, 4 günde bir su. Kardeşlerim, o 20 gün oynamıştım dediydim ya, ben onda karakterlerimi açlıktan öldürdüm. Hani ben birazcık bir şey yapayım dedim, böyle sıka sıka vereyim dedim. Hani her gün su yemek vermeyeyim. 3. 4. veya 5. gündeyken benim karakterlerimin hepsi cartayı çekti. O yüzden bugün vermiyoruz. Tamam, bugün zaten yukarıda yemişlerdir. Biraz rol yapma oyunu oynayıp sığınağımızda bir tiyatro grubu kurmanın harika bir fikir olduğunu düşündük. Bu kulübe Gök Gürültüsü Kubbesi adını verdik. Günün geri kalanını oyun için senaryo yazmakla geçirdik. Bu yüzden neredeyse kavga edecektik ve daha basit bir şey oynamanın daha iyi olacağına karar verdik. Tamam, satranç. Aa, mızıka çalın. Vallahi ailenin erkeği mızıka çalsın size. İkinci gün. Güzel. Değil. Goddammit, vallahi hiç güzel değil. Kıran kapımıza bastonunu
tehlikeli teyzeler dayanıp bizden mallarımızı çalmaya kalkabilir ki geliyorlar ara sıra, haberiniz olsun. Tamam, güzel abi. İkinci gün, kasabamızdaki kontaminasyon seviyesi hala çok yüksek. Bu koşullarda kaynak aramak radyasyon hastalığına neden olabilir. Ha, birinin dışarıya çıkması gerekiyor. Abi, Timi, ne diyorsun? Sence hayatta kalabilir misin? Kalırım. Vallahi gönderiyorum. Am, seni göndermek hiç içimden gelmiyor ama. Vallahi, am, seni göndermeyeceğim. Vallahi seni gönderemem. Sen bu ailenin küçük velidisin. O yüzden Mary Jane gidecek. Her şey sarsılıyor. Odanın içinde konserveler zıplayıp duruyorlar. Birkaç hafta önce akşam yemeğinde içtiğimiz o muhteşem şarabı içtikten sonra bunu yaşasaydık hiçbir testik olduğunu fark etmezdik. Bu ya bir nükleer füze ya da bir deprem. Sebebi ne olursa olsun her şey paramparça olmadan tutunacak bir şeyler bulmamız lazım. Abi gaz maskesini vereceğim ya. Aa goddammit, gaz maskesini eğer ben bu kıza verirsem. Abi bu kız yalnız yolda gelirken bulduğu malzemeleri emcükler. Vereyim mi gaz maskesi? Ve anında verdim gittim am. Vallahi seni dinledim. Tamam, Mercini yollamışken o yolda bulduğu birkaç bir şey yer. O gitsin, dördüncü gündeyken bizim elemanlara bir şeyler verelim. Hepsinin kemikleri çıktı mı? Kimsenin kemikleri çıkmadı. Gayet güzel abi. Gaz maskesini havaya uçan mobilya parçalar altında parçalanmadan tam zamanda yakalamayı başardık. Bu çok güçlü bir depremdi. Yine de iyimserliğimizi kaybetmemeye çalışalım. Sonuçta üzerimize düşen nükleer füzenin yanında hiçbir şey bu. Hangisi olduğunu bilmiyorsun değil mi? Maalesef bilmiyorum. Ted ihtiyaç duyulan nerede olur? Tamam, test susamış abi. Mercan bir şeyler içmeli. Tamam, o da susamış. Dolores de içmeli. Anlaşıldı. Hepsine birer bardak bir su verelim. Vermeyelim. Goddammit. Yok lan su. Ah! Verme. No. Sana torpil geçeceğimi falan mı sandın Mary Jane? Bugünkü keşfin iyi geçeceğinden hiç şüphemiz yok. Tamam, geriye sadece dışarı çıkacak doğru kişiyi seçmek kalıyor. Tabii ki de Mary Jane. Hadi bakalım. Tombulum benim. Maske vermedin ki. Verdim. Vermedin. Verdim lan. Vermedin, eli boştu. Nasıl eli boştu? Niye zamanında araya girmedin o zaman? Ben ilk başta maskeyi seçtim, hadi gidin dedim. Goddammit ya. Aa, Mary Jane yalan oldu. Mary Jane dağında töbe gelmez. Mary Jane dışarı gitti. Hasta. Hasta geldi. Abi inşallah çok kötü hastalanmaz. Vallahi sağlık kitimiz falan yok değil mi? Yok. Goddammit. Hepsine en ufak bir verelim ya. Bir gün daha bekle. Aa, bir gün daha beklersek belki ölebilirler. Bekle. Ama adamların vücut direnci düşüyor. Dinle. Tamam, seni dinliyorum. Goddammit. Oğlum sakın dışarıya çıkmayın vallahi. Herkes size emcükleme peşinde. Haberiniz olsun. Sizin sığınağınız var. Milletin o kadar sığınağı yok. Bugün verelim mi yemek? Bugün vereceğiz. Yemek vermezsek bir şey olur mu? Kemikleri çıkmamış hala. Bugün su vereceğim. Su mu vereyim sadece? Bulunduğumuz durumu düşünüp de endişeye kapılmamak çok zor. Bazı günler bu sığınak hayatıyla başa çıkmakta zorlanmaya devam ediyoruz. Tamam ya, şimdi bunların hepsine birer yiyecek ve içecek vermem. Yemek ver, su verme. Yemek suyu ver. Suyu yarın ver. Su çok az. Ama su istediler. Olsun. Suyu bugün vereyim, yemeğe yarın vereyim. Ama yemek fazla. Tamam lan, al verdim gitti. Ya su sonuçta, bundan da su ihtiyacını karşılar. Ne diyor orada, artı 25 bir şey çıktı. He, artı 25 daha var, yani bir kişiye daha yetecek kadar. O da bizim şu kız olsaydı ona verirdik, biterdi. Geç. Anladık, boş yapıyorlar şu an. Kafayı yemeye başladı. Son mu? Yusuf. Yusuf ağzını yırttı. Abi senin yüzünden öldü, sana ne dedim? Bak bugün su verelim, yarın yemek verelim dedim. Abi goddammit ya. Oğlum Timi gitmiş. Timi satmış bizi. Vay anasına. Aç. Güvende olduğumuz sürece burada kalabiliriz. Aynen öyle, kesinlikle kalabilirsiniz. Mary Jane normalde birkaç gün içerisinde geri dönmeliydi. Çok uzun zaman oldu. Başına kötü bir şey gelmiş olmasından korkuyoruz. Kesinlikle. Vallahi çok kötü şeyler, bunu pişirip yemişlerdir. Bir ay falan yerler bunu. Suzu geçirilen uzun günlerin bedeli ödendi. Ted su kaybından öldü. Sadece Ted değil. Dolores de ölmüş. Su kaybından öldü. Su diyor. Su. Adamlar 3 gün üst üste su ver bize. Allah rızası için su ver dedi. Tim susuktan aklını kaybetti, sığınağın kapısını açtı ve ardına bakmadan kaçtı. Geri dönme ihtimali çok düşük. Öleceğimiz tüm yerler arasında burası belki de en iyisidir. Belki de değildir. 6 gün dayandın. Güzel. 6 gün yaşayabildik işte. Allah'ım. Yusuf. Abim. İdil etme. Tamam kardeşlerim, hızlı bir senaryoya tekrar başlıyoruz. Yine en zorunda oyun. Deneme aşamasıydı bu. Macerayı bitir. Aynen, deneme aşamasıydı. Çar bombası. Abi ilk başlar başlamaz direkt ben büyüye oynamak istiyorum. Zora oynayacağız, tamam mı? Ya git en başta direkt en fazla suyla yeme al. Suyla yemek mi diyorsun? Tamam. Sonra biz da Dolores. Yolun en sonunda başlıyoruz. Burası nere? Direkt banyo. Mutfağa git, mutfaktan yeme al. Al. Al lan şunu al. Arka taraf. Al bunu. Al bunu. Gel yeme al. Aynen öyle. Salak çantasın. Allah seni ne yapmasın ya. Alabiliyor. Alamadım. İki yer istiyor. Diğer tarafa. At. Aa goddammit. Am. Niye bunu söylemedin erkenden? Dayan dedim ya. Ne dedin? Ne dedin az önce? Diğer tarafa dedim. Ya duymadım oğlum ben seni, duymadım. Al satranç al. Ne var abi, harita. Aldım. Su. Aldım. Fırla. Lan çigil. Allah seni ne yapar. Ayağımın alt.
Am kimseyi alamayacağız siz. Bir Kimi? tek kişi. Am seni, Timi seni bırakmam. Herkesi bırakırım seni bırakmam. Lan am hatun almam zırgırı. Hatun nerede? Hatun yok. Al 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 al. Timi erkeği geri kes seninle birlikte yaşayacağız. Nerede? Am hatun yok. Hatun yemek yerinde ama. Yemek yerinde. Burada. Abim kimseyi kimseyi alamadık kimseyi. Tamam erkeği geri kes yaşayacağız am. Sen hiç merak etme ben seni hayatta tutarım. Üy şimdi bir de işin iyi tarafından bak tamam mı? İki kişiyiz. Yiyecek bol. Su bol. Kötü taraf dışarıya kim çıkacak? Kötü taraf yiyecek bol değil, su bol değil. Ağzız. Ama hiçbir şey bol değil. Hiçbir şey alamamışız. Kardeşlerim bunu saymayın. Ya da abi saymayın bunu tamam mı? Baştan başlatacağım. Hızlı bir şekilde zaten siz bunları görürsünüz. Ya en çok yemeklerin oraya gitti direkt. Mutfağa gitti direkt. Direkt mutfağa mı? Bak, kardeşlerim yanda, büyük adamla başlattım direkt. Tamam bakın burada su var. Bunları al yemekleri al. Alamıyoruz tamam. Direkt burada başlayalım. Üçünü birden alacağım. Aldım. Aa bunu da aldım. Şurada. Su aldım. Boş. Abi su alamazsın dedi. At lan at şuraya at. Allah seni ne yapmasın ya. Aa cibilliyesiz. 3 saniye kaybettim. Timi gel. Seni hiçbir yerde bırakmam. Aslanım sen bana emanetsin. Şimdi git maskeye balta al. Aldım suyu. Tamam. At. Gel kız. Duram hemen. Git. Balta. Aldım baltayı. Kadın dışarıda. Tamam. Aha, dışarı kadın demiş. Hemen dibimizdeymiş. Aldım. Devam ediyoruz. Şey bulmamız gerekiyor. Kadın al ikinci. Maskeyi al. Gaz maskesi. Şurada mı? Aa harita. Harita. Kilidi ne yapacağız? Kilit de işe yarar. Yarar mı? Yarar. Satranç aldım. Direkt ben git şimdi kadın almaya git. Vakit azaldı. Silah. 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 Mermi yokken silah ne işe yarar? Yarar. Bir şey yarattırırım ben onu. Boş. Kadını da al. Gel kız buraya. Gidiyoruz. Yemek de al giderken. Ha dolu. Hemen bir alırım bir alırım. Şey daha. Bu yemekler al. Yemekler sular. Al lan al. Üf. Kıl payı geldik. Atlayamazsan ne oluyor? Ölüyor mu? Ya eğer dışarıda kalırsam büyük bir ihtimalle direkt kapı kapanıyor. Diğer aile bireyleriyle hayatta kalmaya devam ediyoruz. Evet, birinci gün. Am biri güzel. Güzel. Hiç değilse idare eder. Am bir ton oyuncağımız var. Haritamız var, silahımız var, balta... Abi gaz maskemiz yok ya. İlk başlangıçta eğer gaz maskemiz olsaydı birini dışarıya yolladığımızda %90 hem erken hem de hayatta kalma şansı olurdu. Patlamadan önce ulaşmaya başardık. Tamam. Sığınan kapısını açtığımızda raflardan bazılarının zaten dolu olduğunu gördük. Tüm bunları buraya koyduğumuzu hiç hatırlamıyoruz. Ama onları kesinlikle en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Artı bir tane. Tamam. Sığınağımızda bir tane oyun kartı varmış. Güzel. Çok fazla suyumuz var. O yüzden bir süre su için endişelenmemize gerek yok. Geç abi. İlk başta kimseye vermiyoruz. Sonda bir şey yazdı da hiç okumayla uğraşmadım abi. Direkt geçtim gitti. İkinci gün. Kardeşlerim hedefim bir 40-45 gün rahat var. Kimseciklere yemek vermiyoruz. Hayır. Al. Buna otomatik tıkladığımızda herkese veriyormuş. Hı hı. Tamam. Ben bunu bilmiyordum. Dışarıya birini yollamamız gerekiyor. Mary Jane'den niyetliyim. Ben Mary Jane'i göndermek istiyorum. Sen. Göndereyim mi? Eline de baltayı ver. Vereyim mi baltayı oğlum? Ya şimdi kapımıza tehlikeli birileri dayanabilir. Bugün Cadılar Bayramı, doktor kıyafetlerine benzer şeyler girmiş bir grup insanla tanıştık. Aha, varlığım tehlike geliyorum dedi. Gezici bir hastane olduklarını ve nükleer çöldeki tehlikeler yüzünden yaralanan insanları tedavi etmek için dolaştıklarını iddia ettiler. Biz yaralı değiliz, o zaman bize giremezler. Sorun şu ki, tıbbi malzemelerinden bazıları koca ayak benzeri bir yaratık tarafından yenmiş. Eğer varsa bizden biraz oksijenli su istiyorlar. Varlığım daha ikinci gün. Birazcık ev rutlasınlar, yapacak bir şey yok. Bu anca bize yeter abi. Bakalım. Akşam ben kapıyı zorlamış olma ihtimalleri var. Haydi Allah bismillah. Bu nasıl bir sahtekarlık böyle? Gerçek doktor bile değil bunlar. Bu dolandırıcılar kesinlikle bir şey vermiyoruz. Am yavaştan susamışlar. Dördüncü günde ver. Dördüncü günde veriyorum. Eminsin değil mi? Hı hı. Ne diyor? Yavaştan mı? Nerede dolur bu su? Dolara su içmezse çok yaşamayacak diyor am bak. Çok yaşayacak ben bunu biliyorum. Abim ya en son bölümde de biliyorum dedin. Tamam dördüncü gün. Ama bak senin için dördüncü gün veriyorum. Ellerine verebileceğim bir şey yok. Bazıları dışarı çıkmaya diğerlerinden daha hevesli. Tamam. Mary Jane. Bak eli görüyor musun el? He. Oyun kartıyla vereyim mi? Sen direkt kilit ver. Kilit vursun kafalarına. Yani. Dur bakayım ya. Baltayı vereyim mi? Ver. Baltayla gitsin ya. Daha hasta olup gelebilir büyük bir ihtimal. Sen, burnu onu çeke çeke gelir. Ver. Ted iyi kullanır baltayı. Şimdi Ted'i mi göndereyim Mary Jane'i mi? Tamam Mary Jane'i gönder. Anında gönderdim gittim. Güle güle. Anında böyle.
Dördüncü gün. Tamam. Bak bu abi Mary Jane yolda ölecek. Mary Jane'e su vermedik giderken. Onda bir şey olmuyor. O suluğunu şey yapmıyor o zaman. Yoldan mı içiyordu? O zaman bir şey olmuyor. 3-4 gün gelmese bile susamıyor. Mary Jane dışarı gitti. Umarım çok kısa bir süre içerisinde geri döner. Ekipman balta verdik. Ted bir gözü toprağa bakıyor. Tamam, bugün verdik verdik abi. Vermezsek alayına fişi çekilir. Alay gider. Biz sıradan bir aileyiz. O yüzden arada bir kavga ediyoruz. Ama hiç bu kadar büyük bir kavga etmemiştik. Kimse birbiriyle konuşmak istemiyor. Umarız bu durum çok uzun bir süre boyunca devam etmez. Etmez. Merak etmeyin. Akşamleyin mecbur konuşacaksınız. Sen fazla yedin, ben fazla içtim diye. Güzel abi. Beşinci gündeyiz değil mi daha? Tartışmayı bitirdik ama bu ne kadar sürecek? Susuzluğunu giderdi, susuzluğunu giderdi, susuzluğunu giderdi. Herhangi bir sıkıntımız yok. Yiyecek vereyim mi? Bir gün su vereyim. Altıncı gün yemek var. Altıncı gün. Hı. Tamam. Tamam mı? Diyetimize konserve ve çorba dışında bir şeyler eklemek hakkında konuşurken kapağın çalınca dikkatimiz dağıldı. Gelenler oldukça kötü durumdaki felaket zedelerden oluşan bir gruptu. Tek istedikleri şey içecek bir şeyler. Bir lokma yemek veya en azından yaralıları ile ilgilenmeleri için temiz bandajlar ve ilaçtı. Yemek ver, belki geri dönüş yaparlar. Yemek mi? Yememiz çok zaten. Bir tane verebilir. Yani yemek veririm ama ihtiyaçları yok. Şimdi kapıyı açarım. Surprise motherfucker deyip hepsi içeriye bir dalarsa grup diyor. Al. Ya. Verme verme. Am ortak ilerliyoruz. Daha fazladan bir kere çıkar. Bana su ver dedin mi? Dedin. Anda verdim gitti. Artık bu vakitten sonra başımıza ne gelirse gelebilir. Ha. Güzel, içeride fazlalık bir şey var mı? Fazlalık bir şey yok. Çibilliyesler hiçbir şey vermemişler bize. Artı bir radyo vermişler bize. İlerle. Hepsine birer yemek veriyoruz. Verdim. Aç aç falan yazıyor mu? Ya yiyecek bir şeyler istiyor diyor. Açlar yani. Dün ne verdin? Dün su verdik işte. Beşinci gün su verdik. Altıncı gün Yedinci yiyecek. gün yemek ver. Ha? Yedinci gün. Olmaz lan. Tamam, Sen altıncı iyice gün. şeyini çıkardın anasını. Oğlum insan lan bunlar, insan. Ölür bunlar. Burada güvende olmak dışarıda yok olmaktan çok daha iyi. Ama bu falan fistan huzurlu bir yer olmuştur. Geç. Çok şey. Vallahi çok şey diyorlar. Güzel, yedinci güne kadar ölmeden gelmeyi başarabildik abi. Büyük bir başarı. Anında duvara timi bir şeyler çizmiş. Günde olduğumuz sürece burada kalabiliriz. Artık aç değil. Ted bir şeyler içmezse fazla yaşamayacak. Dolores su istiyor. Aa, goddammit. Lüzumsuzluklar başladı. Abi erzakları paylaşır. Su. Bir gün daha bekle. Daha dün değil, 10. gün verdi. Onu mu yemiyorsun? Dün değil, ondan önceki gün mü diyor? 2 gün oldu. 3 gün bekle. 5. gün verdik. En az 3 gün bekleyelim değil mi? 7, 8. gün verelim. Ha, geri al. Tamam. Devam. İç mekan dekorasyonu konusunda bir şeyler yapmamız gerektiğini düşündük. Nükleer sığınağımızın Feng Shui'si gerçekten bozuk. Eşyalar oradan oraya taşırken gizli bir kapı bulduk. Arkasında ne var? Bunu öğrenmenin tek yolu var. Anında içeriye silahın namlusunu sok. Bir şey Bir yok şeyin zaten. kafasına denk gelirse Yiyecek falan çıkıyor. sıkarsınız. Yiyecek mi çıkıyor? Ciddi mi Yiyecek, diyorsun? su, sağlık çantası. Bak. Ah, Şimdi şey gelmiş. yapıyorum. Miriciğim, bebeğim ne yaptı sen ya? Yalnız boş gelmiş bu kız. Oo, abi bir ton su getirmiş. Aa, ben haritadan işaretlediğim yere mi gittik acaba? Mericeğim var ya, sen Bak, bir dahakine. sinek ilacı bulmuşlar. Sinek ilacını zaten biz almadık mı? Var mıydı? Bak bakalım ne Ne almış. bileyim. Bakalım, doğru, harita bakalım. Gizemli odanın içinde hiçbir şeyin üzerimize atlamamasını sağlamanın en iyi yolunun kapıyı sertçe açıp ateş etmek olduğunu düşündük. Toz bulutu dağıldığında operasyonumuzun sonuçlarını gördük. Oda boştu. Sadece duvarları vurmuştuk. Aferin goddammit. Bir tane kurşun boşa gitti. Ki kurşunumuz yoktu zaten. Çocuk odasına taşınabilir halde olan tek bir mobilya yanmış masalar ve Mary Jane için aldığımız yataktı. Yatağın altında bir uzuva vardı. İçi çorba konserveleriyle doluydu. Artı iki tane yiyecek, artı iki tane su gelmiş. Tamam, geç. Artı bir tane sinek ilacı, bir tane de baltamız gitmiş. Ben bu kıza gaz maskesi vermiş olsaydım büyük ihtimal daha fazla şeyler de getirmiş olurdu. Bir şeyler yese iyi olacak. Mary Jane çok yorgun. Abi, hepsine birden hem su veriyorum. Tamam mı? Timi korkunç durumda. Ona su vermeliyiz. Hemen. Bak, oyun diyor. Bu çocuğu kaybetmek istemezsen adamım diyor. Hayır, yemek verme. Vereceğim am. Hepsini Yemek. stabil bir şekilde Yemek götürelim. verme. Am, hepsini eşit Verir götürelim. yine. Emin misin? Evet. Allah'ım, vermiyorum. Am, senin yüzünden bitmesin bak bu seri lütfen. Tamam. Ha, verdim. Tamam, mahalleden dışarıya birikmesi gerekiyor. Ted gitsin bu sefer de. Ted'i gönderelim abi. Şu işe bak. Kendimize ait bir nükleer felaket bahçemiz var artık. Duvarlardan birinde bir sürü mantar büyümeye başladı. Yenebilecek kadar büyükler. Ne dersin? Büyük bir mantar ziyafeti yapsak mı? Kesinlikle yap. Emcir onları. Duvar Mantar. mantar yenmez. Ha, duvardaki değil. Hiçbir mantar yemeyeceksin duvardan.
Eğer yaptığından emin değilsen vallahi her an tipi takla gider sana. Şimdi abi bir dahakine Ted bugün bir yere gidecek. Nereye gitsin? Bura mı, bura mı, bura mı, bura mı? En köşe. Şuraya. Şuraya gitsin. Şuraya. Bura mı? Emin misin? Şu tam dört yol ağzına gitsin. Okun değdiği her yere bularsın. Güzel de duvarda mantar yok. Ben mantar göremiyorum. Aç olabiliriz ama asla yemeyeceğimiz bazı şeyler var. Duvar mantarları da onlardan biri. Mary Jane bugün de iyileşmedi. Goddammit, bu kızı var ya, biz bir daha dışarıya hasta olduğu için gidemiyor değil mi bu dışarıya? Yoksa bir kere gittiği için Hasta mi? olduğum için. Hasta olduğu için. Abi bu Mary Jane'i biz bir daha gönderirsek nanay. Mary Jane açlıktan ölüyor. Ona bugün yemek versek iyi olur. Yoksa moksa geçmiş olsun. Hepsi gider. Susuzluğa tamam, test susuzluğu giderdi. Doğal susuzluğu giderdi. Abi hepsine bugün yiyecek veriyorum. Hepsi bir yiyecek alsın. Tamam, bugün Ted dışarıya gidiyor. Eline ne verebiliriz? Yani harita verebilirim. Sinek ilacıdır. Ama haritayı yırtıp vallahi sinek ilacı vereyim mi? Ama içeriye bu sefer böcek basma durumu oluyor ya. O zaman silahla gönder, silah. Silah verdim ama mermi yok. Olsun. Tamam, verdim silah. Boş ateşsiz. Hadi geçmiş olsun. Artık savunmazsam. Vallahi eve gelen ziyaretçilere en fazla sinek ilacı sıkabiliriz. Tamam. Ted yüzeye gitti. Umarız kısa bir süre içerisinde geri döner. Kesinlikle 2-3 güne döner. Mary Jane tedavi edilmesi ne olacağını kimse bilemez. Geç abi bunları. Lan nasıl çok aç? Mary Jane çok aç. Mary Jane hasta kız. Mary Jane sürekli çok uykulu, hiçbir şey yapmaya enerjisi yok. Bugün Dolores için nispeten sakin geçti. Geç. Abi bu kız aç. Yorgun, hasta, aç. Dolores iyi. Timmy şaşkın. Yorgun, hasta, aç. Uyu lan. Vereyim abi Ya ya. vermem, daha dün verdim. Aç kalsın biraz ya. Am ben Sen vicdansız beni bir dinle, koy. insan değilim. Koy onu. Am yazık günah. Ya Kız ne hem yazık yorgun günah hem ya, hasta hem ilerle. aç. İlerle şuradan. Tamam, ilerledim. Dülülülü, dülülülü. Şu iş ama. Bir daha hiçbir telefon sesi duyamayacağımızı sanıyorduk. Ama birden dışarıda bir telefon çalmaya başladı. Bunun sokağın karşısındaki telefon kulübesinin geldiğini fark ettik. Bazı telefonu açmaya gitsen. Gitsin lan. Mary Jane gitsin. Ne olacağını biliyorum zaten. Ama geri gelebilecek mi? Bir Abi günde ben bu geliyor, bir çocuğu... günde geliyor. Geliyor mu? Ha geri geldi. Vallahi geri geldi. Bir hiçbir şey de bulamamış. Telefonu açtığımızda arayan kişinin sesindeki rahatlamayı net bir şekilde duyduk. Kendisini yakınlardaki Hill Vadisi'nden bir felaketzede olarak tanıttı. Bilgi alışverişi yapıyorduk ki bağlantı aniden kesildi. Onlardan kaynaklı bir sorun yaşanmış olmalı. Umarız bizi tekrar alırlar. Tamam, hepsi yavaştan açıkmaya başladı bak. Ama yalnız biz en son 7. günde bunlara su verdik. Ondan sonra su verdik mi? Dün değil, ondan önceki gün verdik işte. Verdik mi 10. gün? Evet. Emin Dün misin? değil, ondan önceki gün verdik. Tim elma suyunu tercih eder. Ama ona şimdilik biraz su vermeliyiz. Ya ver, yeme. Susamış. 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 Aç. Hasta. Yardım ver, Yorgun. şu Am. yardım ver. Ben o kadar vicdansız değilim. Anında verdim gittim. Zarara gireceğin. Girelim. Bir şey olmaz. Radyo aç. Bu minik sınavda yapabileceğim çok fazla şey yok. Dur Goddammit. bekle, radyo aç, Radyoyu önümde o. verirsem bozma ihtimalleri var. Biliyorum. İskambil kaldı. Satranç. İskambil oynasınlar abi. 3 kişiye tam yeter. Oynayın lan İskambil. Kapı çalıyor. Vallahi kapı çalıyor. Birileri baskına. Aa. Ted değil. Mary Jane bir şeyler yese iyi olacak. Yeter artık Mary Jane. Dünyaları yedin ya. Dolores susuzluğunu giderdi. Timmy susuzluğunu giderdi. Tamam, artık hiçbir şey yok. Mary Jane kusura bakma. Bu hasta ve aç. Yalnız abi ben bu kızı da öldürmek istiyorum. Hani herkesle birlikte kurtulmayı istiyorum ama. Kasabamız patlamadan önce oldukça garip ve dost canlısı bir yerde. Kasaba halkından Jim adında yaşlı bir beleşçiyi hatırlıyoruz. Bazen sokağımızda dolaşırdı. Meğer adam hayatlı ve sağlıklı ve hala evsizmiş. Bazı şeyler hiç değişmiyor. O da bizi aynı derecede özlemiş olacak ki saatlerdir sığınağımızın kapısını yumrukluyor. Ve bize bir taş atmaya çalışıyor. Goddammit. Evde silah yok. Evet mi Adam diyeyim? iyi adam. İyi mi? Ben iyi olduğunu biliyorum. Am her an kötüleşebilir. Okey dedim lan. Ha bonus yıldız bölümü vardı orada bir tane. O neydi ki acaba? Bak onu kaçırdım. Goddammit. Tamam, başımıza hiçbir sıkıntı gelmemiş. Yanlış. Dolores'in saçı başı dağılmış vallahi. Kötü şeyler olmuş olma ihtimali var. Bak bu işte. Dost nükleer çürü insanlarına yeni talimatlar bekliyor. Tamam. Bizi telefonla arayanlardan yeni talimatlar bekleyeceğiz. Diğer nükleer çürü insanlarıyla irtibat kur. Ha bu bizim görevlerimizmiş. Görevler güncelleniyor büyük bir ihtimal. En başta. Kapıyı açıp yaşlı adamı güler yüzle karşıladık. Oldukça zengin, taş koleksiyonu bize göstermek için çok hevesliydi ve eski günlerin hatırına bir tane bedava alabileceğimizi söyledi.
Teklifini kabul ettik. En iyi görünen taşı özenle seçtik ve adam gitti. Yalan yok. Çok güzel bir taş bu. Gerçekten. Ayrıca bunun şans getirdiğini de söyledi. Göreceğiz bakalım. Mary Jane çok aç. Tamam, Mary Jane'i geçen. Mary Jane'le artık ilgilenmiyorum. Dolores oldukça iyi gidiyor. Ya da bugün şikayet edecek bir şey yok. Tamam. Hepsinin durumu kısacası iyi abi. Güzel. Hasta ve aç. Abi buna bir an önce bir tane sağlık çantası bulmamız gerekiyor. Devam. Bugünlerde kapıya vurulmasını büyük bir tedirginlikle karşılıyoruz. O yüzden bugün kapımıza bir adam gelip bize oldukça kazançlı bir kart oyunu oynamaya teklif etti. Mevcut durumda iki çorba konservesine bir kart oyunu oynamak makul mü? Sence? Bence değil. Get Adam out sana here man. bedavadan yemek verir mi? Tabii. Kesinlikle vermez. 14. Vallahi bir nereye öksürüyor. Ve şunu bir açalım. Kumar korkunç bir alışkanlık. Çocuklarımız için nasıl bir örnek teşkil edecek bu? Kaynaklara ihtiyacımız var. Ama onları bu şekilde kazanamayız. Yakında birini soyarız, olur biter. Çok, çok iyi örnek değil mi? Kumar oynamayız ama birini kasına dayar vallahi ateş ederiz. Adamı geri gönderdik. Çok şükür. Mary Jane aşk. Geç abi. Burayı şunların üzerinden kontrol ederiz zaten. Ya susamış susamış susamış. Su veriyorum hepsine. Anda hepsine verdim. Yesinler Yemek ha. de verme, yemek de verme. Verelim eşit gitsin Verme. ya. Vermiyorum tamam lan. Susamıştı değil mi bunlar sadece? Şuna vereyim. Şu kız hem Tamam abi. hasta iyileşsin. Ne olur ne olmaz abi. Yazık günah. Mary Jane karanlık çökünce bir takım işler karıştırırken yakalandı. Vay cibilliyiz. Vallahi bir şeyler yemeye çalışıyormuş. Genç bir çocukla buluştuğunu itiraf edince Dolores delirdi. Goddammit. Çünkü o bir haydutmuş. Bir keşif sırasında tanışmış onunla. Mary Jane buluşmaya gidemediği için sevgilisine bir not yazıp ondan özür dilemek istiyor. Bunu yapmasına izin versek mi? God damn it, cibilliyesi Mary Jane. Haydutlarla iş pişiriyor. Abao. Haydut yani ben normal biri de değil. God damn it, kesinlikle mi hayır? Buna izin veremem. Tokatla ona. Cibilliyse bak lan bu sümüklü şeye. Sümüklü sümüklü bir şekilde sevgili yapmış. God damn it. Enteresan kız vallahi mi enteresan kız ha? Vallahi bu ilerilerinden korkacağım. Kızlar Mary Jane için olabilecek ideal sevgili adayı konusunda büyük bir tartışmaya giriştiler. İki tane kız var alt üstü zaten. Ama maalesef derece gitti ve başa çıkılamaz. Pis saçlı haydut oğlanlar listeye girmeyi başaramadı. Aynen öyle. Dolores ile Mary Jane şu an birbirleriyle hiç konuşmuyorlar. Yapacak bir şey yok. Anneye küsülmez abi. Yapacak bir şey yok. Susuzluğuna giderdi, susuzluğuna giderdi. Abi ben bu kıza dün yemek verdim değil mi? Yemek ödüsü verdim. Bak hala hasta ve aç. Buna gerek yok abi. Diğerleriyle eşit oranda bir şeyler vermemiz gerekiyor. Yoksa sıkıntıya gireriz. Bu mini minnacık sığınakta kışımızın üstünde oturmaya devam edebilir veya bu radyoaktif nükleer çölden bir an önce uzaklaşmanın yollarını düşünmeye başlayabiliriz. Komünistlerin böylesine güzel bir mahalleyi harap edeceği kimin aklına gelirdi? Bunu biz de yapabilirdik. Kaçma kısmını tabi. Harap etmeyi değil. Ama orada bir yerlerde bize yardım edebilecek biri olabilir. Gözümüzü kulağımızı dört açalım. Demek yani bu asker mevzusu mu Aynen, acaba? evet, askerlerle konuşmaya çalışıyoruz. Anında açtım. Verdim coşkuyu. Haydi geçmiş olsun. Aa geldi. Evin erkeği geldi. Aslanım benim. Aa Dur. bu da hasta olmuş. Lan maske ne Mas la? Maske getirmeyeyim. Aa tüfek patlamış. Maske. Ama sana bir şey diyeyim mi? Sanırsam bu sadece maske getirmiş. Goddammit. Haberleri iyi. Devlet bulunduğumuz bölgedeki felaket zedeleri tahliye etmekle ilgili bir radyo yayını yaptı. Dinleyen herkesin biraz daha beklemesini istediler ve birkaç gün içerisinde tekrar iletişim kuracaklarını söylediler. Yakında buradan kurtulacağız. Ted, yüzeye yaptığı yolculuktan sağ salim döndü. Kaynak arama yolculuğumuz başarıyla sonuçlanmak üzereydi ama henüz bakmadığımız bir yer olduğunu hatırladık. Tam anlamıyla kapımızın önünde bulunan bir yer. Mahallemizdeki çöp kutuları. İnsanlar neden çöpe su atar ki? Kimin umrunda? Bulanın olur. Bulanın olur. Kardeşlerim gece geç vakitlerde çekiyoruz. Dilim bazen sürüşebilir, bazı kelimeleri çıkaramayabilirim. Bundan dolayı kusura bakmayın. Siz tamamlarsınız eksik kelimeleri. Tamam, artı almışız. Tüfek de elimizden gitmiş. Birkaç parça. Aa, geç. Yeter lan çok konuştunuz varlam ya. Aç yorgun hasta. Verme. Goddammit. O ne be? Aç. Buna vereyim değil mi? Su ama su istemiyor. Su tamam, su verme. Aç yorgun hasta. Tamam su vermeyelim. Devam edin lan. Aa Mary Jane gidebiliyor. Gitsinler tabii lan. Vallahi gitsinler. Mary Jane'in evde oturması kesinlikle mi yasak? Tuhaf kokulu sığınağımızın çok hastası değiliz. Ama bir şeylerin yandığı kokusunu alınca eskiden aldığımız o yanmayan eşya kokusunun ne kadar çok sevdiğimizi fark ettik. Yangın var. Yangını söndürüp kaynaklarımızı kurtarmamız lazım. Hepsini kurtaracak vaktimiz yok. Neyi kurtaralım? Tek bir şey var zaten. Goddammit. Onu al. Ha. Tamam. Ben de yangını bununla söndüreceğiz. Goddammit lan. Ha zaten hiçbir şey yok. Bunlar bizde yoktu değil mi? Devam. Devam ki. Zararda değiliz. Bağlam zarar ediniz. İyi yırttık. İyi yırttık. Taşın. Hiçbir yerden vallahi mesaj falan gelmiyor. Tamam.
Kardeşlerim burada yavaştan bölümümüzü sonlandırabiliriz. Kaçıncı güne gelmişiz? 17. gündeyiz. Ucuz atlattık. Yangını söndürmeye başladık ve hiçbir şey hasar görmemiş gibi görünüyor. En azından çok ağır değil. Umalım da bu olay bir daha yaşanmasın. Yoksa itfaiyecileri çağırmamız gerekebilir. Hiç itfaiyeci kaldı mı ki? Kesinlikle kalmadı. Aynen öyle. Kardeşlerim 17. günün şafağında videomuzu sonlandırabiliriz. Umarım hoşunuza giderek keyif alarak beğenmek istediğiniz bir video olmuştur. Kanalıma değilseniz abone olmayı ve video hoşunuza gitse bir like atmayı unutmayın. Bir farklı videoda görüşene dek. Hoşçakalın. Bay bay.